Evet, bugün Husqvarna 450'yi tanıtacağım. İlk önce şöyle ufak tefek teknik verilerinden bahsedelim. 45 santimlik balası var, 36 diş. 3.2 beygir motoru vardır. 5 kilo civarı ağırlığı. 50 cc motor hacmi. Biraz bu YouTube'da da bunun pek bir tanıtımını görmedim. Biraz size performansından nasıl, iyi mi kötü mü, ondan bahsedeceğim. Öncelikle makine İsviçre üretim, Brezilya değil. Bu önemli bir ayrıntı, bunu alırken dikkat edin. Makineyi alalı bir ay oldu. Ben makineyi 3300 civarı aldım 2020 Aralık başında. Şu anda dolarla, euro ile satılıyor. Kur yukarı aşağı çıktıkça bunun fiyatları da oynuyor. Makine güzel. Ev işlerinizi görür rahatlıkla. Güzel, güçlü bir makine. Tabii daha güçlüleri de var ama bu ev işi için ideal. 445 alacaktım. 445'in birkaç tane kronik problemleri vardı. Mesela zincir yağlaması gibi. Zinciri güzel yağlamadığından dolayı, az yağladığından dolayı kamayı yiyor. Bu alet gayet güzel zinciri yağlıyor. Böyle bir kapak sistemi var bunda. Burası yağ deposu. Burası benzin. Yaklaşık yarım kilo yakın benzin alıyor. Şimdi biraz da dezavantajlarından bahsedelim. Pala küçük olduğundan dolayı çok enli ağaçları bir iki kez dönerek kesiyorsunuz. Aslında 50'lik pala da bunu gayet kaldırır. Zaten önerilen palası 50'lik ama size 45'lik geldi. Yani dediğim gibi en başta da bu İsviçre. Zaten İsviçre üretimlerde şu yazar. Brezilyalılarda da Brezilya yazar. Onlara dikkat edin. Özellikle İsviçre olanlardan alın. Başka dezavantajına gelirsek, biraz bana kaporta aksamı şey geldi, dayanıksız. Ama iş görür yine. Onun haricinde yani yakıtı biraz fazla. Daha önceden kullandıklarıma göre bu biraz daha fazla yok ki, ama yaktığın da hakkını veriyor. İkinci dezavantajına gelirsek, bujileri ulaşmak, hava filtresini ulaşmak pek kolay değil. Çünkü şöyle bir sistem yapmışlar. Bu sistem dayanıklı bir sistem, onu anlayabiliyorum ama çok zor açılıyor. Yani bir elinizde malzeme olmadan imkansız, bunu açamazsınız. Şöyle biraz makinenin tuşlarından filan, aksamlarından bahsedelim. Benzin pompası burada. Elle pompalıyoruz çalıştırmadan önce. Ciklesi burada. Şöyle göstereyim. Cikleyi şöyle çekerek yukarı kaldırıyoruz. Çalıştıracağım zaman yine aynı şekilde aşağı indir. Zaten biliyorsunuzdur. İstop edeceğimiz zaman da şöyle bir kez aşağı indiğimiz zaman istop ediyor. Yani makinenin kesim videoları da gelecek. Bu videoda çalıştırmayacağım. İkinci video olarak onu göstereceğim. Fren de burada tabii, biliyorsunuz zaten. Şu şekilde. Yine şöyle yaptığımız zaman fren devreye girer. Makineyi ben beğendim. Almak isteyenlere öneririm. 445 yerine kesinlikle alınır. Çünkü 445'e dediğim gibi birkaç tane kronik problem var. Bir de alt, biraz daha alt bir motor oluyor. Motor da bundan daha ufak. Yani almak isteyenlere öneririm. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.